Değerli izleyenler, herkese günaydın ve güzel bir hafta diliyorum. Ben Perihan Tantu, ilk seansla başlıyoruz. Evet, bu yoğun haftaya başlarken bilmemiz gereken iki önemli konu var. Çarşamba günü gözler FED'de, FED'in faiz kararında olacak. Perşembe ise hiç hız kesmiyoruz. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararını izliyor olacağız ve zaten özel yayınımızda da faiz kararını sizlerle birlikte değerli konuklarımızla takip edeceğiz. Bu iki gündemle şimdi haftayı başlatıyoruz. Fakat risk iştahına baktığımızda aslında çok yüksek bir risk iştahı olmuyor. Olmayan bir haftaya başlıyoruz. Şu an Viyop'ta da satıcılı bir seyir olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul için pek iyi geçmemişti bildiğiniz gibi. Detayları, teknik seviyeleri birazdan konuşuruz ama hemen bir sevgili Neslihan'ın Forex anketiyle başlayacağım. Çünkü Forex anketine baktığımızda aslında analistler haftaya alıcılı bir şekilde başlangıç yapmamızı planladıklarını ifade ediyorlar. Hatta bakıyorum, ankete 24 analist katılmış. 18'i pozitif, geri kalan 6 tanesi negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmine de baktığımızda aşağı yukarı BIST endeksinde 6 puanlık bir artış bekleniyor. Biz cuma günü endeksi nerede kapatmıştık? 3377 puan seviyesinde kapatmıştık. Evet, geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul için olumlu geçmeli dedik. Birazdan rakamlar gelmeden hemen isterseniz teknik seviyeleri konuşmadan önce gününe çıkan başlıklarıyla başlayalım. Çünkü gündemimiz yoğun. Evet, gündemimizde ECB tarafı var. Lane dedi ki daha fazla faiz artışı bekliyorum dedi. ECB'den en son 75 bas puanlık faiz artışı gelmişti. Sadece gözlerimiz FED'de gibi görünüyor ama sadece FED'e bakmak bu açıdan sonra tek göze bakmak olacak. Çünkü burada ECB'de 75 bas puanlık faiz artışıyla ben artık devredeyim dedi ve bundan sonrası için belki de beklentileri aşan faiz artırımlarıyla devam edeceklerini görüyoruz. Ve Goldman Sachs'tan bir rapor geldi. ABD büyüme tahminlerini düşürdüğünü görüyoruz. İşte bu büyüme tahminlerinin düşürmesi de biraz riskli varlıklar için negatif anlamda oluyor. Ve aynı zamanda işsizlik oranı beklentisinde Goldman Sachs'ın yükselttiğini görüyoruz. Fransa'da kışın birkaç saatlik elektrik kesintileri olabilir. Avrupa enerji krizine dair önemli bir gelişme de Fransa'dan geldi. Çin Merkez Bankası ise 14 günlük sers repo borçlanma maliyetini düşürdüğünü açıkladı. Bu verilerle birlikte hemen isterseniz bir cuma gününü hatırlayalım. Cuma günü düşenler çıkanlar diyeceğiz. Bugün tablomuz BIST 100 değil, bir BIST tüme bakalım istedim. Cante tavandı, İsvaş tavandı, Global Menkul Değerler tavandı, Alarko Carrier tavandı. Buna karşılık taban olanlar şaşırtmadı. Özellikle bankaları burada izledik. Tabii bir yandan sadece bankalar değil, diğer taraftan da GYO şirketlerinde de aslında ters hareketler görüyoruz. Burada iş GYO konuşmuştuk cuma günü sizlerle sabah. Perşembe günü taban taban hareketi gördük ve cuma tekrar taban. Hakikaten yatırımcılar için zor zamanlar. Çünkü Borsa İstanbul tarafında bankacılık endeksi de çok ciddi bir şekilde ve hızla yükselmişti. Ama dönüşü de aynı hızla oldu. Cuma günü aslında kamu bankaları ve özel bankaları da ikiye ayırmak lazım. Çünkü biraz daha kamu bankalarındaki hareketin daha agresif olduğunu, düzeltmenin daha agresif olduğunu görüyoruz. Çünkü neredeyse tabandan hiç kalkamadılar ama özel bankaların tabandan yine tepki verdiklerini de izledik. Evet, hemen fiyatlamalara dönelim. Borsa İstanbul açılış rakamları gelmeden BIST 100 endeksi 3377 puan seviyesinden kapattı dedik. Cuma günlü dolar Türk lirası ise yeni haftaya 18.28'lerden başlıyor. Euro Türk lirası 18.23, sepet kur 18.25 ve gram altın fiyatları ons altındaki baskıyla birlikte 979 TL seviyesine kadar geriledi. Ve parite diyeceğiz. Evet, parite tarafına baktığımızda burada dolar endeksini izliyoruz. Dolar endeksi tarafında ise gözümüz tabii FED'de olacak bu hafta. 110 seviyesinin üzerinde kritik bir seviyedeyiz. Euro dolar paritesi 0.9976 seviyelerine kadar haliyle geldi. Tabii dolar endeksinin 110 seviyesinin üzerinde olması tüm piyasada baskı uyandırıyor. Pound dolar 1.1397, dolar yen 143,28 ve dolar İsviçre frangı ise 0.9675 seviyesinde seyrediyor. Evet, bununla birlikte Borsa İstanbul açılış rakamlarını alıyoruz ama hem Asya'da hem de ABD'de baktığımızda bugün negatif bir seyir olduğunu da yine notlarımıza iliştirip Borsa İstanbul'u açalım. %0,05'lik artışla, yani yatay bir şekilde açıyoruz diyebiliriz. Thank you.
hep beraber isterseniz bir günün anısına fotoğraf alalım efendim sizlerden. Buyurun lütfen. Kürsüde birazcık tutalım sizi tekrar. Herkese güzel bir seans diliyorum. Baştan inşallah güzel bir hafta olur. Evet, şimdi fiyatlamalarla devam edelim. Borsa İstanbul açıldıktan sonra Viyop'ta bir kırmızılardan hemen bir yeşil ışık yandığını gördüm. Dalgalı bir seyir var şu an itibariyle. Bu dalgalı seyir içerisinde de şu an yatay negatif bir seyir olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Ve BIST yüz endeksinin açılışı yine aynı şekilde yatay oldu dedik. BIST 30'da biraz daha hareket var. %0,17 kadar yukarıda. Negatif tarafa, yani BIST 100 endeksini aşağı çeken tarafa baktığımızda yine bankacılık endeksini görüyoruz. %2,34'lük bir düşüş var bankacılık endeksinde. Finansal endekse baktığımızda %0,57, spor endeksi ise %0,11'lik düşüşe işaret ediyor. Biraz yılbaşına dönmek istiyorum. Bankacılık tarafında tabii yaşanan kayıplarla birlikte bankacılık endeksi yılbaşından itibaren getirisi %118 seviyesine geriledi. Çünkü burada %190'ları görmüştük bildiğiniz gibi. Dönüyorum ulaştırma tarafına. Ulaştırma endeksi güne %0,69'luk yükselişle başladı. Metal sanayi endeksi aynı şekilde ulaştırmaya paralel. Holding endeksi %0,58, sanayi ise %0,54'lük yükselişe başlarken teknoloji endeksinin ise güne %0,23'lük yükselişle başladığını görüyoruz. Asya seansında negatif bir seyir var dedik. ABD vadeliler şu an için negatif seyrediyor dedik. İsterseniz dönüp bir de emtia cephesine bakalım. Emtia tarafında da az önce dolar endeksinin güçlü seyrinden bahsetmiştim. 110 seviyesinin üzerinde olması tabii kıymetli metaller üzerinde bir baskı yarattı. Önce kıymetli metallerle başlayalım. Genel olarak baktığımızda emtialarda zaten satıcılı bir seyir oldu. Olduğunu görüyoruz. Altında 1665 dolar seviyesindeyiz. %0,54'lük bir geri çekilme var. Platinde 901 dolar seviyesindeyiz. Aynı şekilde bugün satıcılı olduğunu görüyoruz. Gümüşte 19 dolar 32 sent seviyesindeyiz. Paladyumda ise 2102 dolardan işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Bununla birlikte petrol tarafına dönelim. Brent petrolü 91 dolardan şu an için fiyatlamalar geçiyor. Burada da satışlar var. WTI'de aynı şekilde %0,54, doğalgaz fiyatlarında da %2'ye yakın bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Sadece burada değil, gıda tarafında da buğday fiyatlarında yine aynı şekilde %1'e yakın düşüş olduğunu da söyleyebiliriz. İçeride isterseniz Türkiye'nin bir de CDS'ine bakalım. Evet, Türkiye'nin CDS'inde de aşağı yukarı 14 puanlık bir artış yaşandı ve 739 baz puan seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve VIX'le şu an fiyatlamalara son noktayı koyacağız. Evet, dünyada bugün bu hafta özellikle Fed'i takip edeceğiz, küresel taraftaydık. İçeride Merkez Bankası'nı izleyeceğiz dedik ama VIX tarafına baktığımızda buradaki yükselişin de aşağı yukarı devam ettiğini görüyoruz. 26 seviyelerinin üzerinde seyreden bir korku endeksi de karşımızda duruyor. Evet, bu fiyatlamalarla birlikte haftaya başlayalım. Evet, bu haftaya Volkan Dükkancık'la başlayacağız. Genel bir strateji kuracağız. Hem bu hafta özelinde hem de aynı zamanda oluşturmuş olduğu portföyü de bu hafta özeline takip edeceğiz ve birazdan sizlerle paylaşacağız efendim.
efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık'la birlikteyiz. Volkan, günaydın, iyi haftalar, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Gözüm hemen bankalarda hakikaten. çünkü bankacılık endeksi güne yine negatif başladı. Ama en azından Halkbank'ın şu an bir tepki verdiğini görebiliyorum. Yani zaten çok tabanı da görmemiş, taban açmadı ama en azından şu an Halkbank'ta 106'lık düşüş olduğuna yatırımcıların şükrettiğini görüyoruz. Taban çözüldü hiç değilse. Zor zamanlardı ama şöyle uyarılarını ısrarla yaptın. Bunu çok iyi biliyorum. Özellikle bankacılık hareketi bence normal değildi. Sence de normal değildi. Evet, bankalar ucuzdu. Bu konuya katılıyoruz ama fiyatlamanın da bir desturu olur. Öyle değil mi? Kesinlikle. Düşerken de olur, yükselirken de olur. O yüzden yükselirken de birçok kişiyi aslında mağdur etti. Elinden kaçıranlar oldu, short pozisyonda yakalananlar oldu. Her gün tavan tavan gidişi normal değildi. Ve haliyle şu anda da her gün tavan tavan düşüşü çok normal değil. Maalesef. Evet, birazdan bu bankadaki hareketi, bankalardaki hareketi detaylı olarak konuşacağız. Zaten Borsa İstanbul'a da detaylı olarak bakacağız Volkan Dükkancık'la birlikte ama Volkan, istersen şimdi hemen bir bu haftaya başlayalım. Bu hafta bizim için önemli. Çarşamba FED var dedim. Program başından beri 10 kere tekrarladım. Herkes de ezberledi. Perşembe de içeride Merkez Bankası var. O yüzden şimdi beklentilerinle başlayıp hemen Borsa İstanbul'a dönelim. FED'den ne bekliyorsun? Piyasa yavaş yavaş çünkü yüzü de konuşmaya başladı 100 bas puanlı faiz artışına. Bu arada hani FED'i bu kadar sık tekrar ediyor olman ve olmamız çok normal. Çünkü şu an hem küresel ekonomi hem küresel piyasaları merkez bankaları yönetiyor. Duymayan tadında kalmasın diye ben de 10 kere tekrar ettim. Sahne onların, sahne evet, merkez sahne bankalarının. Onların. Bu bir süre daha devam edecek. Piyasalarda oyuncu işte. Aynen burada. Öyle. Hı hı. Aynen öyle. Dolayısıyla FED'den ben 75 bekliyorum. 100 bas puan beklentili biraz her ne kadar artmış olsa da. Ya şöyle bir şey aklıma gelmiyor değil. Yani hatırlarsak Haziran ayında da herkes 50 diyordu. Gelen bir rakamla birlikte bir anda piyasa 75'e oynadı ve FED 75 yaptı. FED de aslında önden yüklemeni yapmak, bitirmek istiyor bu işi. Dolayısıyla piyasa 100 bas puana biraz daha ikna olur. Bunu fiyatlamaya başlarsa şu an %30 civarında olasılık veriyor piyasa 100 bas puana. Bu az bir olasılık değil. Eğer bu böyle yarın öbür gün böyle %50'lerin üzerine çıkarsa 100 bas puan beklentisi, FED ayağına gelmiş bu topu kaçırmak istemeyebilir. Ama tabii biliyoruz Kasım'da Amerika'da da ağır seçimler var. Yani böyle hani ekonomi bir anda böyle el freniyle yavaşlatmak da istemiyorlar. Yavaşlasın istiyorlar. Özellikle istihdam piyasasını, iş gücü piyasasını biraz yavaşlatmak istiyorlar ki ücretler üzerinden bir de talep yönlü bir enflasyonist baskı yaşamayalım. Aynen. Yani zaten arz tarafına çok fazla müdahale edemiyorlar. Edemiyorlar. Malum, bari talep tarafını yani kısayım da. İkinci etkilerini ve talep tarafını ancak merkez bankaları kontrol edebiliyor. Ve beklenti kanalı aslında en önemli kanal bu. Yani ben 75 hala tarafındayım. Yani 75 ile 100 arasında Allame-i Cihan fark eder mi? Etmez. Belki kısa süreli piyasa etkileri açısından bir fark yaratabilir. Ama ben artık piyasalar kabullenmiş durumda FED'i. Yıl sonuna kadar bir yaklaşık 175-200 bas puan daha bir arttırım bekleniyor. Yani 75-75-50 şeklinde benim de beklentim. Yılı da muhtemelen işte 425 bas puan civarında bir yerlerde kapatıyor olacağız. Şu an 250 bas puandayız. 425-450 civarı ve sonra uzun bir nekaat dönemine gireceğiz muhtemelen, bekleme dönemine. Piyasa da şu an artık bunu fiyatlıyor ve aslında piyasa şu an Amerika'daki iş gücü piyasasının bozulmasını bekliyor. Çok enteresan, trajikomik bir durum var. Ama zaten bozulması derken Goldman Sachs da zaten bu raporda bunu belirtmiş yani. Fed'in bu agresif faiz artışları noktasında bu yıl ve gelecek yıl için zaten büyüme rakamlarının düşürüldüğünü hep konuşuyoruz. Ama işsizlikle ilgili çok fazla rapor çıkartan bir kurum yok farkındaysan. Amerika'nın genelde hep böyle büyümesinin aşağı yönü revize edildiğini görüyoruz. İşsizlik tarafında Amerika şu an tam istihdam diyebiliriz %3,5'a. Oralar. Yakın bir seviyeye biz tam istihdam diyoruz aşağı yukarı. Ama işsizlik oranının beklentisini de yükseltmiş. Yani işsizlik artabilir diyor Goldman Sachs. Tabii büyümenin yavaşlaması ile onu birlikte görmeden zaten biz enflasyonda da kalıcı aşağı yönlü seyri görmemiz çok zor. Ben de onu yıl sonuna doğru yavaş yavaş görmeye başlayacağımızı ve piyasalara etkisinin de artık yavaş yavaş yani şu an taban oluşumunun devam ettiği piyasalarda yıl sonuna doğru yavaş yavaş artık Amerikan borsaları için trendin dönmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle şey olacak orada hani eyvah işsizlik arttı nasıl borsalar yukarı döner? Biz borsaların hep 6 ila 9 ay. Bizim yatırımcı için hiç onu söyleme. Biz CDS'de giderken, enflasyonda giderken CDS'de giderken biz rally görmüş milletiz. Bizim artık
bizim yatırımcı çok şey var öğrenecekleri Amerikalı yatırımcılarımızdan. Evet, bizden çok şey öğrenecekler. Çünkü dünyada iki ayrım vardır. Bunu kabul edelim ya da etmeyelim. Reel sektöre bakanlar ayrıdır. Yani makro ekonomiyle ilgilenenler farklıdır. Finans başka bir dünyadır, sermaye piyasaları ve finansal varlıklar. Ve ikisinin işleyişi de farklıdır bana göre. Evet, düşündüğünde illaki ortak noktayı bulur. Ama finansal piyasalar geleceği satın aldığı için makro kesinlikle daha anlık konuşur. Kesinlikle. Ve haliyle burada işte bir yanılsama oluyor yatırımcılar tarafından. Anlık veriye bakıp finansal piyasalarda işlem yapmak istiyorlar. Ama anlık veri anlık fiyatlamayı gösterir belki. Bir tarım dışı istihdam verisi gelir, işsizlik gelir, FED'den bir faiz artışı olur, indirim olur. Bu anlık veridir. Ama nitekim ana akım nereyi gösterir? Geleceği gösterir. Ve doğal olarak doğru pozisyonu açamazsın. Pandemi döneminde olduğu gibi Volkan. Aynen. Herkes terste aynen kaldı. Aynen. Yani ve Amerikalılar buna Wall Street, Main Street derler. Yani ikisi başka dünyadır. Hatta 2020'de de çok güzel bir karikatür vardı. Ortasından kocaman bir yarık geçen. Yarık geçer, evet. Hatırlayacağın üzere. Yani bu taraf Main Street, bu taraf Wall Street. Ve ikisi başka dünyalardır. O yüzden sadece bu Main Street'e bakarak Wall Street'e işlem yaparsanız aslında yanılırsınız. O zaman trendlerin dışında kalma olasılığınız çok yükseliyor. Ama biz öğrendik. Bizim yatırımcı alıştı. Hiç sıkıntı değil işte. Perihan öyle. Hanım, CDS yükselirken borsa gider miymiş? Perihan Hanım, dolar yükselirken borsa gider mi? İşte dışarı gidiyoruz, bu kadar işsizlik var. Ekonomi bu kadar kötü giderken borsa gider mi? Gidebilir. Borsanın gitmesi için aynen bir sürü etmen aynen olabilir. Volkan, içeride Merkez Bankası'nı da soracağım sana ama Merkez Bankası ne yapar diye soracağım. Beklentini sormak istemiyorum. Çünkü beklenti vallahi ben ve ne artık, yapar kısmı ayrıldı. Yani evet hani yani yapması gereken hamleyle, durması gereken noktayla şu an yapacaklar arasında bir makas oluştu net bir şekilde. Hı hı. Dolayısıyla hani ben de yine 100 bas puanla devam edeceğini düşünenlerdenim. İndirim bekliyor evet, musun? Evet, indirim hı bekliyorum. 12'ye hatta, düşer diyorsun. Hatta yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ve yılı tek haneyle bitirebileceğimizi bile düşünüyorum faizler peki tarafında. Çünkü orada koptu. Yani kredi faizleriyle de koptu. Piyasa faizleriyle de koptu. Enflasyonla ilişkisi anlamında da koptu. Yani orada başka bir faiz indirimiyle başka bir şeyler fiyatlanıyor. Evet, kredi faizleri biraz aşağı çekilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da bankalar kredi veremez noktaya geldi. Evet. Çok, yani Merkez Bankası bir yandan faiz indirip arka kapıdan aslında çok ciddi sıkılaştırmalar yapıyor. Bankaların peki iki hamlede birbiriyle hiç örtüşmüyor evet, bu arada. Evet, hı-hı, aynen öyle. Yani çıktık faiz arttırıyoruz arkadaş, biz kredileri yavaşlatmak istiyoruz deseydi çok başka tabloları konuşuyorduk. Ama bir yandan faize indirip bir yandan arka kapı makro ihtiyacı bankalara bu kredi musluklarını kısın diyorsunuz. Ticari evet kredilerdeki büyüme de %10'un altına geldi Perihan. Yani bankalar kredi vermez duruma geldi. Verenler de bir aylık veriyor. Konut kredisi almaya gidiyorsunuz kamu bankasına. 250 bin TL'nin üzerinde kredi alamıyorsunuz. Böyle bir süreçteyiz. Bankaların hepsi geri çekildi. İşte faizler mecbur olarak hani alınan makro ihtiyaç tedbirlerle hem bankaların kredi verirken menkul kıymet almaları zorunlu hale getirdi ki bu da tahvil faizlerini 20'lerden 11-12'lere hızlı bir şekilde getirdi. Orada da aslında real olmayan, sürreel bir düşüş var tahvil faizlerinde. Tabii kredi faizleri de teorik olarak aşağı geldi ama bankalar ne yaptı bu sefer? %30'la verirken %21-22 ile kredi faizi vermeye başladı ama aylık vermeye başladı ve her ay bu krediler kapanırken %1 komisyonlar ödenmeye başladı ya da başka maliyetler çıktı ve totalde bunları üst üste eklediğinizde aslında 3 ay önce verdiği faizin total maliyetiyle şu anki maliyetler aşağı yukarı aynı noktalarda ve bankalarda böyle önünü göremezken, böyle üzerlerinde baskı verken kredi vermemeyi tercih ediyor ve kredilerde çok ciddi bir yavaşlama. Ha, bu enflasyon açısından iyi mi? İyi, evet. Yani biz de enflasyonu durdurmak için talep tarafını kısar içtiyse çünkü. Aynen öyle. Kredi talebi yavaşlatmak zorundayız. Enflasyon başka türlü aşağı gelmeyecek. Ama bunu bilerek, herkese göstererek ve kararlı duruş sergileyerek yapmak yerine bir yandan politika faiz indirirken başka yerden kredi kanallarını kapatıyoruz. Umuyorum bu bir orta noktayı bulacağız ama şu anki görünen niyet sanki indirmeye devam edecekler ve hatta seçime kadar, yıl sonuna kadar bile değil, belki seçime kadar da bu faizler bir şekilde 150 bir şekilde aşağı gelip tek hanelere geliyor olacak. Seçime de böyle girme niyetleri olduğu, gidilme niyetleri olduğunu ben açıkçası düşünüyorum kendi peki adım. 13 ile 12
12 arasında, yani faizin %13 ya da 12 olmasının bir farkı olacak mı fiyatlım açısından diye soruyorum. Şöyle kısa süreli dolar TL'de belki 18 civarındayken 18-18-10 civarındayken 18-20'lere atmıştık geçen sefer. Bu sefer de 20-25 civarındayız belki 30'un üstüne. Ama dolar TL'de belki vakit kalırsa dolar TL grafiğine de bakarız. Hı hı. Orada da 18-30-40 civar o kadar kritik bir yer ki dolar TL. Çok ciddi bir sıkışma var dolar TL'de. Bence şöyle yapalım. Oralarda bir yukarı hareket bekliyorum artık dolar TL'de. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Evet. Bahane olabilir faiz indirimi. Bahane olabilir diyorsun. Yani zaten gideceği var, bir bahane arıyor piyasa. Çünkü Merkez Bankası son orta peki var. Peki nereye gidebilir hareket burada, o zaman onu sorayım. Yani çok gidebilir. Yani çünkü önü çok açık o seviyenin zaten üzerinde. Zaten hani tamam, evet, yeni zirve grafik olacağı olarak, kesin. Çünkü 10 kuruş evet, sonra zaten yeni zirve. Grafik olarak baktığımızda yukarı alan fazlasıyla var. Ama şunu, orta vadeli programda direkt dolar TL hedef verilmese de işte gayri safi yurt içi hasıla kişi başı milli gelir dolar cinsinden veriliyor. Gayri safi yurt içi hasıla veriliyor. Oradan bir kur çıkarımı yapıyor herkes. Ve o kur çıkarımına göre de açıkçası hani yılın son çeyreğinin kabaca 19,5'lar etrafında dengelen bekleniyor. Ya bu 19,5 ne demek? Ya 19 da olur, 20 de olur. Ortada 19,5'larda buluşur gibi bir beklenti zaten orta vadeli programa yansımış durumda. Hani bunu öngörerek belki o şeyler yapılmıyor ama illaki kişi başına dolar bazında bir gayri safi yurt içi hasıla beklentisi koyuyorsunuz oraya, bir dolar beklentiniz de var demektir. Yani hı hı, kabaca bu tamamen matematik hesabı. O orta vadeli programdan çıkarılan hesap açıkçası yılın son çeyreğinde kurun ortalama 19.30-19.50 civarında olması gerekiyor. Bu ortalama fiyat yani 20.50'ye gider, 18.50 ortada 19.50'de buluşur ortalaması. Ama yani 18.40'ın üzerindeki fiyatlamalar bizi yıl sonuna kadar kalıcı olmasa da 20'li seviyelere doğru açıkçası yolu açmış olur. Peki şimdi biraz istersen Borsa İstanbul tarafına dönüp, Borsa İstanbul tarafına, çünkü şimdi sosyal medyadan da agresif ve düşük riskli portföyü merak ediyoruz diyenler var. 12 dakika oldu, Borsa İstanbul'da işlemler aktı, bankacılık endeksi yine baskılı seyrediyor diyelim. Hadi istersen agresif portföyümüzle başlayalım. Bu hafta neler var? Evet, geçen hafta holdingleri kısaca değinirken en beğendiğim holdingler, hatta seninle geçen hafta Forex yayında da konuşmuştuk. Global Yatırım ve Doğan Holding hala benim öncelikli beğendiğim holdingler diye. Global Yatırım'da geçen hafta yeni zirveleri gördük. Doğan Holding'de de düzeltme süreci tamamlanmak üzere diye düşünüyorum. 5 seviyesinin altını çok artık kısa vadede mümkün görmüyorum. 5-5.30 aralığı bence kademeli alım için çok uygun Doğan Holding'de. Ve yeni başlayacak harekette bence bir önceki zirveye kadar devam edebilir diye düşünüyorum. Yine onun haricinde Hektaş benim hep portföyümde. Hektaş, Sasa benim bir türlü vazgeçemediğim onun şirketler. Onların tabii yatırımcıları ayrı bir kitle. Yani yatırım ve büyüme denince benim aklıma yani Hektaş ve Sasa'dan açıkçası çok fazla şirket gelmiyor. Son dönemde ona ben artık Smart'ı da dahil etmeye başladım, Smart Güneş'i de. Benim o liste bugün, bu haftaki listemde yok. Peki ona yer uzun kalmadı. Vadeli büyüme şirketi portföyüne koymak isteyenler için, mesela uzun vadeli düşünenler için de tavsiye eder misin? Tabii ki Smart Güneş'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Arka arkaya projeler çıkıyor. Sektörde güzel. Yatırımlar açıklıyor. Büyük bir ortaklık açıkladı Avrupa'da. 300 milyon euroluk bir yatırım gelecek. Yani orada bitmeyen bir iş, bitmeyen bir büyüme. Onun haricinde Hektaş dedik, yine Kortsa var, Migros var ve Sasa var. Benim düşük risk portföyümü bu 5 hisseden oluşturdum. Hakikaten hani risk olarak düşük, hem de Migros'a tarihi zirve yapmak üzere çok güçlü. Endeks karşısında çok güçlü duruyor. O güçlü duruşun hakkını bu hafta yeni zirvelerle verir diye düşünüyorum. Sasa da biraz dinlendi, endeksin altında kaldı, bu rally'ye katılamadı. Orada genelde endeks gider durur, herkes işte Sasa'da iş bitti mi der. Endeks durur, Sasa başlar. Sasa'nın bu hafta o kervana katılacağını düşünüyorum. Zaten biraz sonra grafikleri, ben tabii bunlar benim orta vadeli beğendiğim hisseler ama hep söylüyorum, ben bu haftalık takip listesini oluştururken orta vadeli ve temel olarak beğendiğim hisselerin kısa vadeli hareketlerini yakalamaya çalışıyorum. O yüzden biraz tekniğin fazlasıyla ön planda olduğu hisseleri yakalamaya çalışıyorum. Ya kırılıma yakın ya tam trend dibinden destek vermiş. Sasa ve Migros'ta da bu hafta yeni zirveler, yine Hektaş'ta da yeni zirveler görebileceğimizi düşündüğüm hisseler arasında toplamış olduk. Böylece agresif portföy oluşturmuş olduk.
Agresifle birlikte bir de düşük riskli portföye bakalım. Bu arada bu hisseleri birazdan zaten programımız geniş. Tek tek vaktimiz kaldıkça bir üzerinden geçip inceliyor olacağız teknik anlamda. Biz bir önden hızlıca geçtiğimiz hafta aynısını yapmıştık. Hızlıca bir portföyü paylaşalım istedik. Şimdi bir de dönelim düşük riskli portföyü paylaşalım. Bir de oraya bakalım istersen. Evet. Burada da yine açıkçası benim böyle geçen haftadan beri takibimde olan bir AXA var. AXA'yı geçen hafta içerisinde paylaşmıştım. Tam trend desteğine yakın yerden bir tepki vermişti. Devam edeceğini düşünüyorum. Yine AXA Enerji, biraz AXA'larla başladık güne. Yine AXA Enerji. AXA'nın da %1'in üzerine arttı. Enerjisiz şeyi oluşturamıyorum ben. Model portföyü oluşturamıyorum. Onun haricinde şişe bu süreçte geride kaldı. Yine endeksin rallisine ayak uyduramayanlardan şirket ısrarla geri alımlarına devam ediyor. Dolayısıyla şişenin de yine ben ön planda olacağını bu hafta düşünüyorum. Doğaş yine son 1-2 haftadır zaman zaman portföyüme giren hisselerden orada da bu hafta yeni zirveler görebileceğimizi düşünüyorum. 105'in geçilmesiyle orada böyle 109-110'lara kadar bir hareket mümkün. Yine Enka'da bu rallide geride kalanlardan biraz düşük riskleri bu rally sürecinde geride kalanlardan oluşturdum. Aslında agresif portföyü bu hafta bir tane banka koymayı düşündüm Perihan. Böyle elim ne gitti olurdu? Geldi, gitti geldi. İşçeyi, hatta cuma günü bir ilk sinyalini verdim. İşçeyde 9-16 seviyesi önemli. Onun altını çizelim. Bir banka koymadım ama Akbank da çok iyi duruyor. Evet. Mesela bu arada. Yani Akbank ve İşçe, hani kamu bankalarından ziyade biraz daha Akbank, İşçe. İşçe'de hani aklımda kalan seviye, şu an önünde notunu almamış ama 9-16'ydı. 9-16'nın üzerine İşçe bu hafta çıkabilirse orada anlamlı bir tepki süreci başlayabilir. Seninle yine bunu Forex yayınında konuşmuştuk. O yüzden çok temkinliyim. O yüzden anlamlı tepki gördüğümüz yerde hareket eden, çok düştü diye bir tepki değil. Düştü, tepki süreci başladı. Güçleniyor dediğimiz noktada burada tepkilere oynamak lazım. Şu an dediğim gibi 9-16. 9-16'nın üstüne çıkarsa işçiye bakmaya başlayabiliriz. Henüz değil ama. Yani bankayla sınav arasındaki ayrışmanın ben bu haftada devam edeceğini düşünüyorum. Peki devam edecek ama Borsa İstanbul'a geçerken de aslında burada da biraz üzüntümle dile getireyim bankacılık tarafında. Hep dedik ya, yani giderken de destursuz gitti, düşerken de. Ama yani birçok hisse için gelen önlemler mesela bankalar için niye gelmedi? Yani şu saatten sonra Allah göstermesin yatırımcılar için sadece bir varsayım olarak söyleyeceğim. İki tabandan sonra bu önlem gelecekse bence gelmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani tam %50 düzeltmesini yaptıktan sonra bu önlem gelecekse bence o tren çoktan kaçtı. Yatırımcılar yerle yeksan, gelecekse bence gelmesin diye burada da bir şu Pelin, çok haklısın. Sıkıntımı ve rahatsız olduğum konuyu da ekranlardan dile getirmek istiyorum. Çok doğru. Isterim. Orada bir standart olmalı. Yani yatırımcı bunu istiyor. Hani biz diyoruz yani ya, küçük hisseye iki tabandan sonra hemen VBTS kapsamında kredili işlem yasağı ya da işte bununla birlikte brüt takas geliyorsa neden bankalar bundan istisna tutuluyor? Ya da hiçbirine gelmesin ya da hepsine gelsin. Aynen. Sorgulanan nokta o. Yani bir standart olsun. Yatırımcı bilsin, desin ki evet böyle bir gelişme var. Brüt takas gelir, açığa satış yasağı gelir, kredi yasağı gelir. Ha, şu an ben bu arada bu yasakları istemiyorum. Yani finansal piyasalarda bu yasakları ne kadar müdahale o kadar sıkıntı. Evet, çok fazla finansal İş piyasalara bittikten sonra genelde geliyor ve aynen. Çok, yani yatırımcıyı koruyacak çok sorgulanabilir bunlar, gözden geçirilebilir. Ben sadece belki şunu istiyorum Volkan. Bir hisse senedi ekstra bir gelişme, bir haber akışı, aldı bir ihale, bir sözleşme vesaire yoksa her gün tavan tavan giderken ben olsam neden tavan tavan gittiğini sorgularım. Hani derler yılanın başını küçükken ezerim. Evet. Yani o taban hareketi başlamadan niye tavan tavan gidiyorsun? Gel bana bir anlat şimdi, öyle diyeyim ya da doğru, kim doğru yapıyor bunu? Çok doğru. Çok gibi. Ondan sonra yok hani kredi işlem yasağı, brüt takas olan oluyor, biten bitiyor. Ondan sonra yatırımcı geri tam dönüşte zararını çıkaracak. Bugün alıyor, aynı gün satamıyor gibi bir doğru durum oluyor. Evet, çok ama haklısın. Üzgünüm. Çok yani haklısın. Bankalar tarafından. Çok iyi anlıyorum seni, çok iyi anlıyorum. Bu arada bankalarla ilgili şeye geçmeden, teknik görünümlere geçmeden bir şey daha ekleyeyim. Lütfen. Son rally, bankalardaki rally Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlamıştı. Hani tepki süreci de bu hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlar mı diye. Bir indirimle daha Merkez Bankası bankaların imdadına yetişir mi diye böyle bir şey oluşmaya başladı piyasada acaba falan diye. Hani kullanılabilir mi? Bunu duymamıştım ve yani böyle bir yani beklenti kullanılabilir oldu mi? Hani tepki için vesaire için olabilir, bilmiyorum. Hani ben dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz indiriminden kimin ne kadar nemalandığı konusunda ciddi soru işaretlerim var.
illa birilerinin hani özellikle özel sektörün işine yarasın diye kredileri daha ucuz maliyetle alsınlar diye yapıyorlar ama yani bankalara da yarar mı bu süreç bilmiyorum. Sadece bir katalizör olarak kullanmak isteyen bir çevre olabilir. Onu da öyle bir şey yapmış olalım, not etmiş olalım. Dipnot olarak haftanın şeyi, tüyosu. Eyvah. Sakın aman. Eyvah. Aman. Bu kısmı kesip sonra SPK'ya göndermesinler Volkan. Evet, şimdi biraz bu portföyü konuşacağız ama konuşmadan bir Borsa İstanbul teknik görüntüsüyle başlayalım. Şimdi bankacılık kısmını birazdan X-Bank olarak değerlendireceğiz ama bir Borsa İstanbul'un genelini konuşalım istiyorum. Önce bir TL bazlı konuşalım. Ben de sana TL anlık rakamı vereyim. 3378'den geçiyor şu an için işlemler. Şunu genel olarak bu haftanın kafamdaki özetini söyleyeyim. 3400 üzerinde kalıcı kapanışlar görmeden ben çok güçlü bir tepki beklemiyorum. 3400 ve artı pozisyon arttırmam noktası. Diyorsun. Evet, pozisyon arttırmam. Pozisyon arttırmam. Sadece gün içi işlemlerle. Ve orada da hep söylüyorum 5 birim yapıyorsam bunu geçen hafta uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Yani volatilite artacak, yüksek volatilite geliyor. Normalde gün içi %2 stop koyuyorsanız şu an %5 stop koymak durumundasınız. Ona göre de pozisyon 10 birim alıyorsanız 5 birim hatta 3 birim pozisyonla iş yapmanız gerekiyor. Şu an pozisyon, mesela kaç birim pozisyonda olmak lazım? Ben sence? Şu an %50 benim şu an sen pozisyonum. Sen %50'sin. %50. Tamam. Tabii bankalara göre değişir. Banka ayrıca. Çünkü benim sistemim 19 Temmuz'da Perihan 2450 seviyesinde al veren sistemim. Geçtiğimiz hafta salı günü 3650 seviyelerinde tuta geçti. Ve o griyi tut olarak evet, okuyoruz değil mi? Tuta geçti. Tamam. Yani tut ne demek? Biraz pozisyon azalt demek. Sen de o yüzden %50 azalttı. Evet. %50 biraz azalttık. Perşembe günü itibariyle de SAT'a geçti. Ama şimdi burada neden şu an ben hala %50 pozisyon diyorum? Çünkü 3200 desteğine ben çok inanıyorum ve güveniyorum. O yüzden diyorum ve bu SAT'a geçmesinin nedeni de bankacılık endeksinin etkisi. Yani biz burada bankacılık endeksini çıkardık. Burada bir de gapimiz vardı bizim 3200'de evet, değil mi? Aynen, şurada. Aynen şurada, aynen. Tam burada. Yani 3200 seviyesi bu haftanın oldukça önemli kritik destek seviyesi. Eğer bir tur daha bu düzeltme gelecekse 3200 seviyelerinde ben karşılanmaya daha ciddi şekilde karşılanmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve şu an neden sistemi SAT geçmişken sıfır pozisyona inmiyorum? Çünkü bu sistemin bu kadar SAT vermesinde, hızlı ve güçlü bir SAT vermesinin arkasında bankalar var. Dolayısıyla hani çoğu insanın da bankalarda pozisyon olmadığını düşündüğüm için sanayi hala güçlü duruyor. Keşke buraya alsaydım sanayi endeksinin grafiğinde. Orada henüz SAT sinyalimiz gelmedi. Dolayısıyla birçok yatırımcının elinde de sanayi endeksine ait hisseler olduğu için o yüzden hala 3000 %50 pozisyonda kalınmasını tavsiye ediyorum. İzninle peki bir şey sorabilir miyim bu noktada? Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Volkan, o zaman şu an Borsa İstanbul tarafında bankacılık nedeniyle bu SAT sinyali geldiği için elinizde hangi hisse senedi varsa şu an için onun endeksine teknik anlamda bakmak çok daha doğru. Daha doğru olur çok değil mi? Doğru. Yani Borsa İstanbul'da SAT sinyali gelmiş olması ama elinizde bir sınav hissesi vardır. Tekniği hiç bozulmamıştır. Boşa sattırır sizi onu çünkü. Göreceğiz biraz sonra. Aynen öyle. Tamam. Yani şu grafiğe bakarak elindeki banka hissesini de yorumlayamazsın. Bu endekse bakarak. Ona da bankacılık endeksine bakacaksın. Anladım. Keşke buraya hani sınav indeksinde koymuş olsaydım daha net tabloyu ortaya koyardık. Ama hani İMK BIST 100 üzerinden bir strateji oluşturmaya çalışırsak bu hafta 3400 bizim 10 günlük ortalamamız bizi bütün trend boyunca koruyan ortalamamızdı. Bunun üzerindeydik. Çarşamba günü bunun altına geldik. Şu an kabaca bakarsak orada 3389, 3900, 400, 3400 diyelimiz kabaca. 3400 seviyesi aşılmadan 3393 gördük mesela bugün evet, en yüksek. Yani tam orası artık orası bir direnç kabaca olarak çalışıyor. O, evet, o direnç olarak çalışacak. Çünkü biz SAT verdiğinde de bunun bu kırmızı çizginin nasıl direnç olarak burada çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bu ortalamalar bize birazcık disiplin kazandırıyor aslında. Onu söylemek lazım hep. Dolayısıyla 3400 seviyesini takip edeceğiz. 3400 yukarı aşılıyorsa biraz yukarıdan sattığımız malları yerine koymaya çalışabiliriz ama kapanış görmemiz gerekiyor. Gün içerisindeki hareketler değil. Yani perşembe günü de gittik 3400'ün hızla üstüne. Aynen geri geldik. Yani olay şu. Buradan bir hızla düşüş oldu. Sekeceğiz. Dalga boyları belki biraz azalacak ama gidip gelmeye devam edeceğiz. İyi senaryo 3200 ile 3400 arasında yeni bir taban oluşumu Perihan. İyi senaryom bu benim. Olası senaryom da bu. Burada bir taban oluşumunun ardından tekrar yola devam etmemiz.
3200 aşağı kırılırsa ne olur? O da %20 olasılık veriyorum ben. Yani %20-25 olasılık veriyorum. Kırılırsa... Ama olasılık var mı? Var. Var. Tabii var. Ki %20 daha var. Çünkü değil. Şu an algı bozuldu. Hep onu söylüyorum ben. Yani dirençler kırılır, tekrar altına gelir, tekrar üstüne çıkarsın. Bunlar olur ama algı bozuldu mu onu yerine koymak çok kolay değil. Şuradaki hava bir kaçtı diyorsun. Evet, yani evet şuranın gazı bir gitti. Şuranın gazı bir gitti. Dolayısıyla 3200 aşağı geçiliyorsa bu sefer bizim burada gördüğümüz 50 günlük ortalama, 50 günlüğü de 4 kere yazmışım. Çok önemli diye herhalde koydum oraya 4 kere. 3000 seviyelerinde. Dolayısıyla bu sefer 3000-3200 bandında yeni taban arayışımızı gerçekleştireceğiz ki 3000'in altına sarkmalar da olabilir. Hatırlar mısın? Burada hep paralel koyduk bir üst kanal, paralel bir üst kanal, paralel bir üst kanal. Hiç dirençlemeden gitti. Evet. Şimdi yavaş yavaş o kanalları çok az süreler geçirdik bu kanallarda. Buralarda biraz daha fazla süre geçirmeliyiz. Çünkü buralar çok iyi fiyatlanmadı. Evet, yani buraları biraz artık buralardan grafiği dolduracağız. Buralardan çok fazla maliyetlenmeler yapılamadı. Bakalım 50 günlük kalmış 3000 seviyelerinde. 50 günde mi 2 ay. Yani 2 aylık maliyetimiz 3000 seviyelerinde. Dolayısıyla hani buralara kadar bir geri çekilme. Şimdi öncelikle bu kanalı deneyeceğiz. Bu kanalda tutunamıyorsak bir aşağı kanal. Hı hı. Ama artık 2850'lerin de altına geliyorsak o zaman diyeceğiz ki artık bu trend sorgulanır. Yani ben 2850'ye kadar bu trendi sorgulamam. Trend devam ediyor, bu trend içerisinde bir düzeltme derim. Ama ne zaman artık 2850 seviyesinin de şuradaki bir önceki zirvelerin de altına geliyorsak o zaman bu trendi sorgulamak gerekiyor. Ya bu bizim trend bitti, bu bir düzeltme bir yılda, değil artık. Evet, 1400 seviyelerinden başlayan trend 3700 seviyelerinde sona ermiştir diyebileceğimiz nokta orası. İlk etapta oraya kadar bir düzeltme beklemem. Dediğim gibi 3200 tutmuyorsa o... Tutmuyorsa ne yapalım? 3200 tutmuyorsa ne yapalım? Orada yine şeye bakacağız. Yani bankalarla mı bu süreç genele mi yayıldı? Öncülüğünde yani sınav %1 düşerken bankalar yine %5-6 düşerek bu direnci kırıyorsak o %50'yi korumaya devam edebiliriz. O kemik malı endeks modelimiz sattı olmasına rağmen o kemik malı korumaya devam edebiliriz. Biraz o yüzden endeks de değil, kendi hisselerimizle bu stop seviyelerini belirlemek gereken bir dönemdeyiz. Yani endeks bazında stop yapmak yerine hisse bazında stoplara yönelmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu altını çizelim. Çünkü çok net, yani sınav ile banka arasındaki ayrışma çok net. Önce bankalar çok ciddi pozitif ayrışıyordu. Şimdi bankalar çok ciddi negatif ayrışıyor. Sınavlar olduğu yerde kaldı. Yaptıkları hiçbir şey yok. Dolayısıyla onları değerlendirirken başka bir gözle bakmak lazım. Birazdan zaten hani hisselere bakarken de o durumu yorumluyor oluruz. Evet, şimdi efendim kısa bir araya gideceğiz ama sonrasında endekse bir de dolar bazlı bakacağız. An itibariyle 184 dolardan geçiyor şu an için işlemler. Sonrasında biraz bankacılık endeksini konuşup ardından da programın başında bahsettiğimiz hisselerin teknik görünümüyle devam edeceğiz. Yapı sektöründe çok şey değişiyor. Finans dünyasına yeni bir boyut, yeni bir dönem geliyor. Ve doğru kararlar, doğru yatırımlar tüm bileşenlerle yapısal parite başlıyor. Kıvanç İlhan'ın sunumuyla Yapısal Parite Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te.
içerisinde açıklanan ve açıklanması beklenen veriler. Piyasalara ilişkin son durum. Hiçbir yerde olmayan grafiklerle EkoTürk Araştırma Masası tarafından değerlendiriliyor. Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş ve araştırma uzmanı Eren Can Umut, özel dosyaları ve beklentileri araştırma masasında EkoTürk izleyicilerine sunuyor. Araştırma Masası Salı günü saat 15'te Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar. Futbol heyecanı EkoTürk'te ekranlarınıza taşınıyor. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışındaki mücadele, kulüplerden son haber ve gelişmeler bizim stadyumda çok özel konuklarıyla masaya yatırılıyor. Nerede kalmıştık? Gündem belirleyen konu ve konuklarla yeniden birlikteyiz. Faik Çetiner'in moderatörlüğünde Sinan Vardar'ın daimi yorumcu olarak katılacağı Bizim Stadyum, gündem belirleyen konu ve konuklarıyla her salı saat 23'te Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ü izlemek için çok nedeniniz var. EkoTürk yeni yüzleri, yeni programlarıyla bu senede çok iddialı. Yeni bir soy şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, bugün yine güzel hayatta sizlerle. Özlem Adakul'la Pembe Masa'ya hoş geldiniz. Yeni nesil kafasından herkese merhaba. Hafta sonu keyfine hepiniz hoş geldiniz. Mutlu Kalpler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün enerji doluyum, neşeliyim. Herkese merhabalar, hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Biz hazırız, biz buradayız. Çarpıcı gücü, sönmeyen ışığı, eşsiz tasarımı ve kaçırılmayacak fiyatıyla baget pırlanta yüzükler, Koçak'la tam sana göre. Koçak. Okula dönüş heyecanında sağlam kartlı olmak var. Eğitim ve giyim alışverişinde toplamda 200 TL indirim, vade farksız sonradan 5 taksit imkanı var. Henüz Kuveyt Türklü değilseniz siz de mobilden görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türklü olup hemen sağlam karta başvurun. Bu devirde Kuveyt Türklü olmak var. İlk keşfeden olmak isteyenlerin arkasında Paribu, Paribu'nun arkasında yarın var. Yarının dünyası bu. Türkiye'nin ilk mini LED Google televizyonu TCL'le Türkiye'de. Görüntü ve ses performansında devrim yaratan TCL mini LED Google televizyonu ile yepyeni bir televizyon deneyimine hazır mısınız? Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un TL bazlı görüntüsünü konuştuk. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı olarak da 200 dolardan döndük diye zaten birçok defa konuştuk. Şu an tam 184 dolardayız Volkan.
Şimdi ben geçen hafta anlattığımı bir de anlatacağım. Yatırımcılar belki şey yapacaklar ama ben bunun dolar bazlı bir rally olmadığını, ya dolar bazlı bir rally olduğunu düşünmüyorum diyeyim en hafif tabirle. Neden? Dolar bazlı rally dediğimizde aklımıza gelen periyan şu. Bir herhangi bir şey olmuştur ve yabancının yoğun bir ilgisi vardır Türk varlıklarına karşı. O zaman önce bir yabancı takasına evet, bir bakalım. Tamam. Yani böyle yoğun bir şekilde yabancı ilgisi vardır. Yabancı Türkiye'ye para getiriyordur. Dolar düşüyordur. Hem bu aşağı geliyordur, hep endeks yukarı gidiyordur. O zaman bir var. Dolar bazlı evet. Rally'den bahsederiz. O çok yani, güzel olurdu. Yani biz bizeyken doları niye karıştırıyoruz bu rally'nin bir tarafına ben anlamıyorum. Biz bize rally bu. Ha, yabancı biraz kıpırdadı. Böyle 32-70'lerden geldi 35'e kadar payı. Tam aslında başlamışlardı. Periyan almaya. Ne zaman ki bankalar böyle tavan tavan gitmeye başladı, yabancı bir dakika dedi. Ben şöyle bir geri durayım, burada olup biteni ben çözemiyorum dedi. Kenarı çekildi ve yabancı payı tekrar 33 seviyelerine doğru geri geldi. Bu yabancı payının geçtiğimiz sene bu zamanlar 45-50 aralığında ve tarihsel yüksek olarak da 74-75 seviyelerini gördüğünü hatırlatmak lazım. Ve bu kalan yabancı da %30 civarındaki payda çok uzun vadeli fonlar ve özellikle endeks bazlı fonlar yani pasif fonlar. Endeksi sadece replike etmeye çalışan fonlar. O yüzden endeksin hareketlerine çok katılmıyorlar. Yani biz bu süreçte o yüzden yabancıyı ne satıcı tarafında gördük ne alış tarafında. Satıcı tarafının olmamaları da bankalarda arzın önünü kesti ve çok daha az hareket etti. Eskiden bankalarda bu tip hareketler olduğunda yabancı blok blok çıkardı karşılarına. Çünkü aktif fonlar da vardı. Ama bu sefer o yüzden bunlar piyasayı dengede tutarlardı. Zaten, evet, dengeleyici unsurdu. Ben yabancının eksikliğini o yüzden borsadaki tüm bu rally'ye rağmen şey yani yabancı payının burada olması beni huzursuz ediyor. Gerçekten bir denge unsurundan yoksunuz. Ama bazı avantajları da oldu çünkü Volkan bu sefer de şimdi örnek veriyorum. Merkez Bankası beklentilerin dışında hop gitti 100 bas puan faiz indirdi. Kurda bir hareket oldu. Türkiye ile X ülkesi arasında bir gerilim oldu. Hemen devre kesiyordu borsa biliyorsun ya da hisseler. Yani yabancı hiç gözün yaşına bakmadan işte tuşa bir basıyordu. Soluksuz 100 milyonla tutuyorsun. Garanti Bankası satıyordu. Günlerce devam ediyordu. O da doğru değil. Ve işte şeydi, o da yani küçük yatırımcı çok çektiği için o günlerde. İşte orada önemli olan ne? Dengelenmesi bu işin. Ya bu noktada arzın, işte yabancı bu süreçten de ama negatif etkilendi. Tavan tavan giden süreçten de maalesef küçük yatırımcı tabii o 35'lere bizi taşıyan da gerçek bir yabancı mıydı? O da o zaman çok sorgulandı. Aynen, bu öyle. Gelen para nereden geliyor diye. Çünkü aynen, önce Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı. Yani şu süreç açıkladı. Böyle çok hani endeksteki rally'yi, bankalardaki rally'yi açıklayabilecek bir yabancı payı değil. Dolayısıyla ülke para gidecek. Kur hiçbir yere gelmiyor, aşağı gelmiyor. Dolayısıyla benim dolar bazlı rally anlayışım ülkeye yabancının geldiği, getirdikleri doları TL'ye çevirip hem dolar TL'yi aşağı çektikleri hem de borsa yukarı çektikleri bir rally sürecine ben gerçek bir dolar bazlı rally derim. Bizimki sadece TL bazındaki hareketin dolar bazındaki karşılığından ibaret. Ona baktığımız zaman da belki tekrar alabilir şimdi. Orada en azından neredeyiz? Aslında orada da tabii hani tüm bu anlattıklarım var ama teknik anlamda önemli seviyeler geçildi. Çok uzun süre biz 135-175 sent arasında gittik geldik ve 175 senti yukarı açtık dolar bazlı grafikte ve 215 sentlere kadar gittik. Oradan bir düzeltmeyle tekrar şimdi geri geliyoruz. Kırdığı dirence bir pullback oluyor olabilir yabancı dolar bazlı grafikte. Eğer 175 sent üzerinde tutunuyor olabilirsek dolar bazlı grafiğimize tekrar 200 sentin hatta 225 sente doğru bir hareket başlayabilir. Dolar TL yerinde kaldığı ve endeksin rally ettiği süreçte. Çünkü dolar TL şu an aşağı getirecek bir senaryo ben göremiyorum. Esas hikaye dolar bazlı bir rally'den bahsedebilmemiz için bir daha söylüyorum. Dolar TL'de aşağı yönlü seyir görmemiz lazım. O zaman 225'ler aşılıp bizim o 5 dolar, 225 sent aşılır 5 dolardaki o rekor seviyeleri. Biz hala daha dolar bazlı bir rally görmedik. Onu tekrar söyleyeyim. Bu olan yani kur tarihi seviyedeyken TL bazlı diyorsun. Hareketin dolara yansıması. Dolar TL'nin aşağı geldiği ve endeksin yukarı gittiği bir dönemde biz dolar bazlı rally'yi göreceğiz. 2023'ün ikinci yarısına doğru da öyle bir umudum var. Aslında yaşananın tam tersini söylüyorsun Volkan. Çünkü yabancılar çıkarken de şöyle bir durum oldu. Borsa aşağı geldi, kur yukarı gitti. Borsa İstanbul aşağı gelip kur yukarı gitti. Şimdi de aslında Volkan Dükkancık diyor ki kurun aşağı gelip Borsa İstanbul'un yukarı gittiği bir görüntü gerçek bir dolar bazlı rally'yi yani, bize yaşatır. Dolar bazlından neden bahsediyoruz biz dolar bazından? Hani yabancı gerçek katılımında bir getiri olsun evet, bir de yabancı evet, katılımı evet, da olsun. Hem dolar karşısında getireyim de yabancının da işin içine oldu. Yani dolarların da işin içine olduğu bir sistem. Şu an işin içinde dolar yok. İşin içinde sadece TL var.
Ya da eğer şöyleyse, yani yerli yatırımcı dolarını bozup borsaya geliyorsa ama bakıyorsa, evet, kenarda doları olan da şunu çok iyi biliyoruz. Yani Borsa İstanbul yatırımcısı değil. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Hani onların muadil olarak baktığı kur korumalı mevduata gider aynen, belki ama aynen. Borsa İstanbul'a gelecek kesim onlar değil bana göre. Ama ya da en azından dediğin gibi bir fikir verebilir. Yani ben dolar tutmasaydım, endekse yatırım yapsaydım ne olurdu gibi belki bir fikir verebilir. Peki biraz da bankacılık endeksini konuşalım hisselere geçmeden. 3380'lere kadar geldik. Bugün de %3'e yakın bir geri çekilme var dedik. Özellikle yine kamu bankaları öncülüğünde. Bu arada özel bankaları bir miktar daha pozitif ayrıştırabilirim bu arada kamuya göre. Çünkü orada çok ciddi bir satış yok. Ama evet, asıl satış o kamuda. O ayrışmayı göreceğiz. O ayrışmayı yani bankalarla sınav arasında ayrışma görürken kamu bankalarıyla özel bankalar arasındaki ayrışmanın da yine yaşanmaya devam ettiği bir hafta olacak. Burada yine bu aynı tarihlerde endeksle birlikte 19 Temmuz civarında 2100-2200 seviyelerinden sistemimiz al vermişti. Trend devam etti. Şimdi biz kanal çizdik, paralel çizdik, hop üstü, paralel çizdik. Artık burada ben bu paralelleri çizmeyi bıraktım endeks 3500'ü aşarken. Çünkü dedim ki burada artık başka bir şey fiyatlanıyor. Hiç oyalanmadan kırılan dirençler başka bir hikaye fiyatlanıyor deyip birazcık açıkçası ben de çekilip izlemeye başladım o süreçte. Bu arada iki haftanın yükselişini 3-4 günde almıştı. Evet, işte. Yani ayı öyle. Piyasası hep böyle gördüğümüz bir şey. Maalesef hep gördüğümüz durum bu. O yüzden hani biraz geride durmaya çalıştık. Ya şimdi tabii bu olan da ne olabilir? Olacağı bilemeyiz ama ne olabilir? Fikir yürütebiliriz. Şimdi hemen burada bizim Fibonacci yetişiyor imdadımıza bakıyoruz. %50 seviyesi 3500 seviyelerindeydi. Cuma günü bir denedi üstüne atmayı, altında açılıp kalamadı. Bu bize ne işaret ediyor? Demek ben %50'de tutunamayacağım. Biraz daha aşağılara gideceğim. 3493 orası. Aslında evet, yani bir tepki vermesi gerekirdi bu arada orada. Evet, çünkü işte, yani bu arada geri dönüş değil ama bir tepki gerekirdi evet, değil mi? İşte cuma yarı günü yolunda biraz ona yoruyorum ben. Cuma günü bir denedi arada üstünü atmayı. Ama kamular denedi işte. Kamular. Yani işte evet, orada çok arizi bir durum var. Yani belki bankacılık endeksinden de kamular harici bir bankacılık endeksi oluşturup bakmak. X Bank eksi diye. X Bank eksi diye. Böyle eksi eksi diye bir şey kalmayınca geldi. Dolayısıyla neye bakacağız? Şimdi 50 günlük ortalamamız orada 3090 seviyesinde. Aynı zamanda o bir sonraki 61.8 Fibo desteğine geliyor. Yani kabaca biz orada 3100 seviyesi diyelim biz buna. 3100 seviyesinde yeni bir destek arayacağız. Buradaki temin endeksi anlatırken Perihan konuşmuştuk. Bu kanallar çok hızlı geçildi. Bu kanalların içine dönüp buralarda yeni destek. Bu bir köpük olarak kalıyor olacak. Belki ileride endeks tekrar toparladığında ki hedefler mutlaka olarak, doldurur bir evet, gün orayı tekrar. Yani hedefler olarak önümüze kalır. Gördüğü ama fiyatı unutmaz. Buralarda yeni maliyetle yani bir iki kişinin maliyetlenmesiyle yukarı çektiğinizde böyle oluyor. Piyasa maliyetlenmesi piyasa lazım. Maliyet. Herkesin maliyeti oluşturması lazım. Dolayısıyla ortalamalardan bu kadar hızlı uzaklaşırsanız ortalamalar sizi geri çeker. Fiyat da ortalama yukarı çeker ama genelde ortalama fiyatı aşağı çeker. Dolayısıyla geleceğiz burada 3100-3500 bandında bir tutulmaya çalışacağız. Burası olmazsa bir alt band 2700-3100 bandı. Ama ben ilk etapta 3100-3500 bandında bir dengelenme, bir taban oluşumu, endeksin 3200'ü korumasına paralel bankacılık endeksinin de 3100'ü korumasını beklerim. Eğer bankacılık endeksi artık burada da tutmuyorsa o zaman endekste de 3200 desteğinin aşağı kırılmasını. Orada belki o ikisini paralel düşünmek lazım diyoruz ya. Bankacılık endeksi BIST 100'ü aşağı çekiyor. BIST 100 endeksini aşağı çekiyor. Hı hı. Eğer bankacılık endeksi artık 3100'de de tutunamıyorsa demek ki endeksi de daha aşağı çekecek. O zaman biz 3200'ü aşağı geçildiğin 3000'lere geldiğimizi görebileceğiz. O yüzden bankacılık endeksindeki 3100 seviyesini yatırımcılar bir yere not etsinler. Tepki içinde ben hani bu aralıkta küçük tepkiler olabilir. Gün içi %2-3'e tepkiler olabilir ama anlamlı tepki için ben buraya gelmesini de buradan tekrar sekip 3500'ün üzerine gittiği noktayı daha anlamlı ve kalıcı bir tepki süreci için izliyor olurum. Nasıl endeks altında 3400 endeks için 3400'ün altında çok hevesli olmayalım dedim. Bankacılık endeks için de 3500 altında kaldığımız sürece tepkilere temkinli yaklaşalım ve gün içi birkaç kademe tepkinin ötesinde henüz çok hevesli olmayalım. Ama muhakkak ayrışan bankalar olacaktır, onu da altını çizelim. Bir de Volkan şunu da kabul etmek lazım, bunu da maalesef diye söyleyeceğim. Eğer bankalarda yapılan bir mal toplama,
Maalesef operasyonsa diyeyim, bunu bilmiyoruz. Şöyle olmalı, hayır şöyle olmalı. Hep biliyoruz ki bu taban taban hareketiyle burada mallar birkaç kişinin elinde toplandıysa taban taban hareketiyle o mallar anında çıkılamaz. O yüzden bir tur daha yukarı yapıp yatırımcılar evet bankacılık endeksi döndü diyor diye geldikleri noktada ikinci parti pozisyonlarının da boşaltılması lazımdır. Ben senin kadar açık konuşmayayım dedim ama benim de açıkçası. Yani bunu artık açık senaryo konuşmak. Senaryo o. Evet, evet öyle. Durumu ama bu da hemen bankacılık endeksinin hurra bir daha 5000'lerin 6000'lerin üzerine gideceği anlamına da o zaman taşımaz. İkinci partide de çok gaza gelmemek, risk koymak lazım. Bu hareketin, geçen sefer hareketin gerçekleştiği noktada. Baştan uyarıyı yapalım kimin, da. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Kimin nasıl bir hamleyle, nasıl bir süreçte bu hisseleri aldı ve hareketi nasıl gerçekleştirdi? Onu biz bilmiyoruz evet. Bir de. Yani çok detayını bilmiyoruz. Evet ama hani şey belliydi. Dolayısıyla yine aynı şekilde bir hareket varsa diyeceğiz ki biz bunun yine dışında kalalım. Burada olacaklar olsun. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın, herkes rahatlasın. Kenardan izlemeye devam edelim. Ama piyasa katılımıyla, hani genel bir katılımla bu iş oluyorsa o zaman başka. Üçüncü çeyrek bilançolarını biz fiyatlamaya başlayacağız bir süre sonra. Doğru. Yani Eylül bitiyor. Beklentiyi alacağız evet, diyorsun. Evet, Eylül bitiyor. Eylül'ün ortasında artık 20'sine geldik Eylül'ün. Yani 10 gün sonra çeyrek kapanıyor. Biz üçüncü çeyrek bilançolarını fiyatlamaya başlayacağız. Ne olacak? Yine bankaları fiyatlayacağız. 20'den 10'a geldi tabii faizleri ki bence bu banka hareketinin başlamasındaki en temel katalizör oydu. Çok ciddi kar yazacak bankalar ellerindeki herkes bankasının tahvillerini gelin alın dedi çünkü bankaları zorunda bıraktı. Aynen öyle. Ya kendi ellerine kendilerine kar yazdı evet. Bankalarda bir evet. Yandan. Ama bunun yarın öbür günü var. Faizler yukarı gittiğinde de maalesef tam tersi bir tabloyla karşılaşacağız. Ama eğer işte hem Merkez Bankası'nın faizlerini hem üçüncü çeyrek bilançolarını kullanarak bankalarda bir tur daha bu hareket gelir mi? Yani şey de var, büyük resimde görünüyor. Olabilir. Ama işte oradaki katılıma yine alışların aynı şekilde ve aynı kesim tarafından olup olmadığına biraz daha dikkatli bakacağız bu sefer. Daha yüksek sesle de bunun ne şekilde ilerlediğini ben kendi adıma duyurmaya çalışacağım açıkçası. İnşallah. Peki biraz da hisse konuşalım. Tabii programı bankalara ayırdık. Vaktimiz bitti. Şöyle biraz daha vaktim var ama. Birkaç tane seçip o yüzden konuşuruz. Şöyle yapalım Volkan. Öne çıkardıklarını konuşalım. Tamam. Olur mu? Aksan dedik, Doğaç dedik. Zaten listeyi verdik. Hı-hı. O listenin ekran görüntüsünü aldıysanız da zaten destek direnç seviyeleri de vardı. Yine Twitter'da da ben sosyal medyada evet. Da paylaştım. Ama oradan öne da çıkardıklarını sen seç istiyorum bugün. O zaman bugün. Aksa'yı konuşalım. Hadi konuşalım. Aksa'yla başlayalım o zaman. Şimdi ben de önümü hemen Aksa'yı açtım. %2,5 kadar yukarıda 59.40, 59.45 şu an evet. Aksa'da fiyat. Hı. Ya beni hani beni anlatan bir grafik olduğu için Aksa'yla başladım. Neden? Düşeni kıran Volkan. Aynen, dük. aynen dük. Dük. Trend desteğine yakın, ortalamalarına yakın ve düşeni kırdı. Perşembe ilk denemeyi yaptı, tutunamadı. Cuma kırdı geçti. Zaten Cuma bu kırılım gerçekleşirken ben gün içi de yine bunun paylaşımını müşterilerimize ve yine sosyal medya aracılığıyla yapmıştım. Hı hı. Daha sonrasında bu düşeni kırdıktan sonra da benim radarıma 65 seviyeleri girmiş oldu. 64-65 bandı. Dolayısıyla Aksa bu ana trend desteği aşağı geçilmediği sürece yavaş yavaş ya da belki hızlı 64-65 bandına doğru devam eder diye düşünüyorum. Peki Aksa dedik. Bir de Aksen demişsin. Hemen Aksene arkasına Aksen'e de Aksene mi konuşsak acaba? Çünkü onda da yine güçlü ve benzer bir görüntü var. %2'nin üzeri artı evet. 30-90 volt. Evet. Bu biraz daha tabii bu hani Aksa kadar trend dibinde olan bir hisse değil ama trend dibinden tepkiyi başlatmış bir hisse. Yine de bir fincan kulüp yapmış. Evet aynen. Güzel de öyle bir görüntüsü de var. Dolayısıyla burada da bir düşeni kırma girişimi yine vardı. Perşembe denedi olmadı. Cuma üstünde kapanış yaptı. O zaman dedik demek ki bu hafta artık burayı kırdı kanalın tepesine doğru yani 33.50-33.60 seviyelerine doğru bir hareket içerisinde olacak. Burada da 10 günlük ortalamamız 24.70 kabaca 24.80-25 seviyesini stop kabul edip 33.5 hedefle Aksen'i hafta boyunca takip ediyor olacağız. Peki neler bakalım dersin? Hektaş Sasa yeni zirve yapabilir dedi. Bakalım onlar böyle çok yeni zirve yapmaya yakın hisseler Hektaş'a başlayabiliriz. Peki Hektaş diyoruz o zaman. %2'ye yakın artık. 44.44.04 fiyat. Evet. Kırmışız. Kırmış. Burada geçen kapanış hafta... arayalım mı? Ha? Kapanış arayalım. Yani artık teyit bence teyitli o. Çünkü güçlü geldi. Güçlü geldiği için. Tabii yine bir görmek lazım ama şöyle bence artık 43.50'ye stop çekip
buradan alabiliriz. Yani çünkü kapanış arayana kadar da iş işten geçmesin diyorsunuz. Stop öyle. Koyalım. Çünkü peki. Geçen hafta endekseki zayıflığa rağmen defalarca denedi bu direnci kırmayı. Artık kırmışken hemen altına geleceğini çok kolay kolay düşünmem. 43.50'ye stopumu çekerim. Yukarıda kademeli olarak 48 ve 50.20 seviyelerini takip ediyor olurum. Peki Sasa'da diyelim hemen Hektaş'ın yatırımcılarının kardeşi genelde. Yani Hektaş'a yatırım yapan bir illaki Sasa'ya da yapıyor. Sasa'da aktif fiyat vereyim hemen 56'lara geldik. 55.95'ten geçiyor işlemler. %1,5 kadar arttı. Burada direncimiz 56.60 civarında. Yanlış hatırlıyorum. Evet. 56.20 tamam. Gördü Volkan. Evet 56.20 görmüş. Burada 56.60'da direncimiz. Burada da trendin dibine yakın, 50 günün üzerinde ortalama aksada az önce gördük buralardaydı, kırdı ve hareket hızlandı. Hı hı. Sasa'yı da ya trend dibine yakın deyip buradan alabilirsiniz ama benim tercihim her zaman söylediğim gibi kırdıktan sonra almaları. Yani buradan değil de biraz daha pahalı alayım diyorsun momentuma katılayım. Aynen öyle momentumu göreyim, bu düşeni kırdığını göreyim çünkü 1-2-3 ya yaklaşık 3-4 kez geçememiş burayı. Muhtemelen bu artık sıkışmanın sonuna geliyor. Bugün olmasa yarın geçecek ama kırdığı yerde almak benim için daha güvenli. Çünkü kırdıktan sonra yeni zirveler bizi 65 ve 69 seviyelerine doğru taşıyor olacaktır Sasa'da. Bence son bir tane bakarız. Hadi son bir taneyi de. O zaman şöyle hemen listeme bakayım böyle içimden en çok. Yönetmenim çok hızlı. Doğan Holding. Doğan Holding'le hadi kapatışı yapalım. Tamam Doğan Holding. Evet, Dohol'de de anlık fiyatı hemen verip sözü sana bırakıyorum. Volkan %1 kadar yukarıdayız. 5.35-5.36 şu an fiyatlama. Tamam, çok güzel. Burada 5.05 az önce söylemiştim. 5.05, 5.05 önemli desteğimiz. Hem orta vadeli daha düşük açılı kanalın orta bant desteğinden tepki aldı. Hem de bu daha dik açılı kısa vadeli yükselen trend desteğinden aldı desteği. Dolayısıyla burası önemli bir destek. 5 seviyesinin altına gelmediğim sürece hafta içerisinde 5.96 aralığına bir hareket bekliyorum Doğan Holding'de. Evet efendim, Volkan Dükkancı'yı ağırladık. Elimizden geldiği kadar bu haftaya ışık tutmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Volkan. Ağzına sağlık. Hem Borsa İstanbul tarafında hem bankacılık hisselerinde neler oluyor ve bu hafta ne bekliyoruz detaylı olarak konuştuk. Evet, şimdilik endeksi sizlere o zaman 3.383 puan seviyesine emanet edelim. Saatler 1'i gösterdiğinde de zaten Ahmet Mergen hocamız da bir kez daha teknik görünümün üzerinden geçiyor olacağız. Evet, şimdilik herkese güzel bir seans diliyorum efendim. Biz kısa bir araya gidiyoruz. Saatler 1'i gösterdiğinde tekrardan buluşacağız.